Yani ben de şimdi yeni açtım ama şimdi ilk göze çarpan şey oyuncu kartları diye bir şey getirmişler gördün mü mesela onu sen? Benim ilk gözüme Trickster değişiklikleri çarptı. Evet en yukarıdan başlayalım. Şimdi maç sonu ekranını biraz değiştirmişler. bayağı değiştirmişler hatta. Daha sade bir görüntüsü olmuş en yukarıya koymuşlar. Galiba LoL'deki gibi bir sihirdar simgesi mantığı gibi bir şey getirecekler. Sağ üst tarafta da gözüküyor bak açtıysan. Evet. evet. Hani daha iyi gözüktüğünü kabul edebiliriz herhalde. Karakter simgesi falan getirmişler galiba. Kamp gibi bir şey var bak. Evet. Ama hala çalışmaları devam ediyormuş. Yani bu final versiyon değil muhtemelen. Ama benim hoşuma gitti bu. Zaten bir ara söylemişlerdi galiba. Simge muhabbeti. Evet şeyde. Yıl dönümü yayınında söylemişlerdi. Evet, trick sıra geldik. Akl Okudun mu tamamını? farklı renkleri falan olacakmış yani farklı enderlikleri falan olacakmış legendary falan filan gibi sanırım. Güzel. O Etkinliklerde elde edilir. Trickster. Trickster. Bu rapid fire peş peşe ateş muhabbeti zaten biliyorsun. Hızlı bir şekilde atış yapma şeyi. Belli bir aşamadan sonra daha hız kazanıyor ya bıçaklar. Evet, Şimdi Park default olarak, olarak yerine direkt sabit. Evet. Eskiden bir miktar atıyordum bıçak bir hıza ulaşıyordun. Şimdi onu tamamen kaldırmışlar. Artık throw rate hiçbir şekilde artmıyor attığın bıçak sayısıyla. Eskiden saniyede 3 bıçak atıyormuş. Şimdi saniyede 4 bıçak atacak Trickster. Ama artık daha da çok bıçak atman gerekecek düşürebilmek için. Evet, 6'dan da 8'e şurada bir yerde yazıyordu. Neredeydi o? Aynen 8'e. Yani hepsini hepsini tutursan 2 saniyede iki atıyorsun ama. Ee, göremedim hala o şeyi ya. 8 hemen o şeyin altında. Rapid Fire'ın üçüncü şeyi. Ha şurada şurada tamam gördüm. Tamam gördüm. Bunu işte Survivor için daha adil hissettirmesi için bu e, bıçak metresini sayacını 8 hit olarak yükseltmişler. Eskiden 6 ydı. Aynı zamanda evet. bunun bıçak azalma süresini 15 saniyeden 10 saniyeye düşürmüşler. Eskiden 15 saniye dolduğu anda geriye sardırmaya başlıyordu bıçak şeyi sayacı. Şimdi 10 saniyeye düşürmüşler. Hani buff attıysak evet, tamam. da biraz da alalım demişler. Recoil'i tamamen kaldırmışlar. Hani böyle attıkça yükseliyor ya. Evet. Ekran. Evet. Onu tamamen kaldırmışlar. Evet onu da burada yazmışlar. Tamamen kaldırmışlar recoil muhabbetini. Onun dışında var mı ıskaladığımız bir yer? Yani kontrolü daha kolay olacak artık bıçak atmanında. Tabi hareket hızını da artırmışlar. Eskiden evet. 4.4'tü şimdi 4.6 ile koşacak. Bu çok önemli bir değişiklik. Özellikle Cold Mint mapinde o saman balyalarının çevresinde düzenli olarak sadece W'ya basarak Sır'a karşı kolay bir şekilde loop'layabiliyorlardı. İlaveten elinde bıçak tutarken de biraz yavaşladığı için infinite loop gibi bir şeydi. Hit yiyeceği zamanda da tak diye paleti düşürüp W'ya basıyordu. O bölgeleri çok daha kolay hale getirecektir Trixer açısından. Ben bayağı beğendim bu arada Trixer şeyini. Dehşet alanını da 32 metreye çıkartmışlar. Eskiden 24 metreydi. Şey duruyordur ama değil mi? Bu lalabay var ya ufak bir. E muhtemelen duruyoruz. duruyordur. Evet. 40, o da metre 40 miydi metre miydi o? Evet. Öyle hatırlıyorum. Bakayım. <laughs> Onun dışında main event. Ee, evet. 40 metre. 30'dan 6 bıçağı düşürmüşler. Nasıl yani? Main Aynen event. Evet. Main event. Olayını. Ha evet o main event Main event fazlası. gelmesi için 6 bıçak isabeti yeterli oluyor artık Resul. Ama süresini 10 saniyeden 5 saniye düşürmüşler main eventin. Yani daha sık bir şekilde. Bir maçta eskiden 2 tane kullanıyorsan main event. Şimdi 10-15 kere falan 20 kere belki 30 kere kullanabileceksin. Çünkü 6 bıçak Ama eşittir main event. Hızlı bir şekilde. Çok deli bıçak fırlatacak biliyor musun? Evet. Şu an. Çok tehlikeli bir oldu. İşte Yadon'un hatırlıyor musun? Kırmızı main event attıkça bütün Hı -hı. şeyini reload yapıyor sürekli. Bıçak yeniliyorsun. Evet. Aynen. Altı Onu tane bıçak değiştirmişlerdir main ama. Main event tat şey yap. Evet olabilir. Hatta altında şey varmış. O da yazmış. O yok. O yerde yok, yok ama. Orada. orada bu developer update, e, bu gelene kadar PTP'ye değişikliği uğrayabilir. Hani working progress muhabbeti. Çalışmaya devam ediyor bu konuda. E, Memento Blades yeni bir etkisi var artık tamamen. E, bıçak atışları arasındaki süreyi %5 azaltıyor. Bunun bir benzeri Hunters'ta da, da var bu arada bu tarz bir addon, hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, %5 kadar bıçak atışları arasındaki süreyi azaltıyor. Yani pratikte nasıl olur bilmiyorum ama şu an e, Trickster kesinlikle ATR olacak gibi gözüküyor. E, Karakterin eksi olan bütün yönlerini e, pasta cila yapmışlar tabiri caizse. Hem hızını düzeltmişler hem artık main eventi çok hızlı kullanacak. Hani bayağı hoş olmuş. Recoil'i de kaldırmışlar. Bayağı bir kolay bir karakter olacak. Oynaması da aynı zamanda da güçlü olacak. Onun İspet dışında main event'in süresini %40 uzatan bir edon var artık. Eskiden %25'miş. Main event süresini %40 uzatıyor Inferno Wire diye bir edon. Kaplan'da kaç oluyor ki? 5 saniye yapıyor. 9 saniye 9, saniye 9 hmm. olmuyor mu? Güzel, güzel. 5 saniye değil mi yeni süresi? Ha, doğru. Yeni evet. süresi üzerinden. Doğru tamam. Ee, Otograf diye bir şey var. Bunun da yeni etkisi varmış. Ee, main event'in charge süresini bir bıçak kadar azaltıyor. Altıydı değil mi? Aynen. 5'e düşürüyor onu. Ya eskisi de şeydi. E, rapid fire hani daha hızlı atma şeyini bir azaltıyordu. Bir de bunun sodalı bir şeyi var. O da iki azaltıyordu. Yani maksimum hızlı atmaya bir evet. bıçak, iki bıçak önce başlıyordun onu main event'e göre ayarlamışlar. Aynen. Aynen öyle. Yani. Onun dışında main event'in süresini aynen. uzatan aynen. bir tane aynen. daha var. Bu arada bir edon daha var. %60'a artırıyor bu da. Eskiden %50'ymiş %60'a çıkartıyormuş. Süresine. Yani iki tane main event'in süresini uzatan bir edon var şu anda. O da 8 saniye kadar falan yapacak yani. 60-40'da 10 saniyeye çıkartabiliyorsun ikisini de kullanırsan. Ya toplu bulursan bu main event'le beraber... Survivor'ları bayağı acı çektirebileceksin. Evet. Yani bir şeylerin arkasına sığmak çok önemli olacak artık Trickster'a karşı oynuyorken. Eskiden de öyleydi aslında. Yani bir değişiklik yok ama şu an çok daha kritik. Bir an önce kendini bir cismin arkasına atman lazım. Artık Killer Shack duvarı mıdır? Coldwind'deysen saman balyaları mıdır? RPD'deysen yan odaya geçmek midir? Hani karakter çok tehlikeli oldu. Muhtemelen oynarken çok keyif alacağımız bir karakter olacaktır. Ee, ama mutlaka bir şeyleri değiştirip daha dengeli hale getireceklerdir. Çünkü şu an okuduğun kadarıyla bayağı tehlikeli bir şey olduğu gibi gözüküyor. Yani baktığın zaman. Bu bir tane kırmızı eklentisi vardı. Dört tane bıçak attıktan sonra tek atmanı sağladı Heh, Evet. evet Onda şey yapmışlar. Her bıçak tutturduğunda %1 hareket hızı kazanıyorsun yüzde yediye evet. kadar. Ama kaçırırsan kaybediyorsun bu hızı. Evet. Survivor'ı yere düşürdüğünde veya herhangi bir bıçak kaçırdığında çünkü peş peşe hepsinde isabet atman gerekiyor. Bir tane bıçak attın yüzde bir. İkinciyi kaçırırsan yüzde bir de gidiyor boşa. Hiçbir şekilde bıçak ıskalamaman lazım. E, bu da yüksek risk, yüksek ödül e, dediğimiz olayı barındıran bir adam. Benim hoşuma gitti bu orada. Hani hıza dayalı Şu bir sorun olacak. olmayacak artık bu karakterin. Çok hoş bir şey. Zaten geçenlerde Hunter's'a da geldi, Trickster'a da geldi. Dolap atışma süresini bir saniye kısalttılar. Ben o şekilde oynadım mesela. Iron meydana çok gerek duymuyor gibi artık. Bayağı hızlı açıyor Bayağı. gibi geldi. Onun dışında nerede kaldık? Made Ondan sonra made for your... İki edonu unuttuk bu arada. <laughs> bir tane edonu da şey yapıyor. Main event'e ulaşmak için gereken bıçak sayısını iki azaltıyor. Yukarıda da bir tane böyle bir evet, edon var. Söyledik. Söylemiş miydik onu? Söylemiş. Onunla beraber 3 oluyor. Wow. Yani üç bıçak atınca main event mi gelecek? Bu iki edonu girersen. Aynen. Evet. Ya yani çok Ama zaten bir ama şimdi bak orijinal şey... hali bile altı bıçak çok az yani. Tabi tabi. Az ama şimdi main event'e girme hani orada bir intro gibi fırlatıyor falan sonra evet. e, kapatırsan stun'liyorsun hafif. Onlar hala duruyor. Onlarla duruyor. alakalı bir şey dememişler. Yani eğer bir spottaysa adam hani yine o kadar da şey değil. O kadar da OP değil. Bence. Ee, yine de main event başladığın başlattığında yavaşlıyor muydun hiç? Öyle bir şeyimiz var evet. mıydı? Yani bıçak fırlatma hızında aynı. O zaman bence çok da sorun olmayacak çünkü hem daha hızlısın hem de çok sürekli olarak kazanabiliyorsun bu main event'i yani adamın sürekli arkasından koşa koşa şey yaparsın yani fırlatırsın Bak şu yani anda sorun olmaz Waiting for your watch diye ben, bir addon var Bu çok önemli olacak bence Bence karakteri iyi oynayıp oynamadığını o main event'i nerede açıp açmadığını belirleyecek Evet Main event'in süresini 0.25 saniye kadar uzatıyor bu arada tutturduğun her bir bıçak için Boyedon. Eskiden 0.4'müş ama her bir bıçak için main event esnasında 0.25 saniye kadar uzatacakmış. Bence Boyedon kaçınılmaz bir Edon olacak gibi geliyor kulağa. Hani süresini bayağı bir uzatabilirsin eğer peş peşe tak 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 tutturursan. Daha uzun kullanabileceksin. Bence bu mutlaka alınması gereken Edon'lardan birisi olacaktır. Kulağa çok güzel geliyor çünkü. Yani 4 bıçak tuttursam 1 saniye daha uzun kullanacaksın kabaca main event'i. Bunu görmüş müydünüz bu arada, bu yılını? Evet. Gördüm. Çok iyi olmuş. Zaten evet, e gelelim. Evet. Trickster'ı çok konuştuk. Sanırım artık sadece Deep Önce şunu sorayım ben. mı? Beklediğiniz nerf bu muydu? Yok, be değildi. Evet. Ne bekliyordun Resul? Sen mesela nasıl bir nerf bekliyordun? Ben direkt o... hareketlerini tamamen kaldırırlar diye düşünüyordum. Sen Berat? Yani, ekstra bir efekt eklerler. Yani ben... Ee, ...Ots'un videosunda da görmüştüm. Şey diyordu adam... <laughs> ya hast efektlerini stekletmeyin. Hani en fazla hangisiyse onu şey yapın. He mant e, hopla midford'u şey yapmak için. Ayrıca e, şeyi ben kalkmasını bekliyordum direkt, Kızın böyle, e, böyle bir şey kıza böyle bir şey olmasın değil de ben direkt Endurance efektinin kalkmasını bekliyordum. Ha. Onu ben de bekliyordum. Ben ilaveten şeyi bekliyordum. End game'de bu perk kapansın. Yani hız veriyorsa okey ama en azından late game'de hopla birleşmesin. Ben onu bekliyordum. Ama bayağı bir ters köşeye yatırdılar hepimizi. Şu anda Endurance etkisi duruyor. Ama artık Deep Wound'a girdiğin zaman hareket hızı devreye giriyor. Yani derin yaraya girmen lazım. Örnek veriyorum yaralısın. Dead attın, derin yaradasın. Derin yarada da Made for this varsa ee, hızlı koşabileceksin. Made for Orada this artı Dead o... art kombinasyonu bence olacak bayağı. Olacak, olacak çünkü o... şeyi de kaldırmışlar aynen. dolayı şey yapamazsın ama. Onu kaldırmışlar Yok onu kaldırmışlar aynen. Artık aynen, o zaman olur. o hareket hızını okay. kazanıyorsun. Hatta özellikle okay. bu combo için yapmışlar <laughs> bu perk'ü sanırım. Yani çalışıyor değil mi? Yanlış bilmiyor. Evet evet Aynen. çalışıyor çalışıyor. Hep exhaust ben... varken çalışmama efektini kaldırmışlar. Ben Evet oraya burada kalmış. da yazıyor. Yani peki artık kullanır mısınız? Hala. Ben zaten çok yok, sevmiyorum. Yok ben kullanmam. Ben kullanmam ben yani. Ama ben... bence kullanılabilir o kadar... yani Dead oynamak isteyen insanlar için bence ya, hala çok tabi kullanılabilir ama ben o kadar Survivor oynayan birisi de değilim. Oynadığımda da hani o kadar e, inanılmaz iyi şey satmıyorum. Ben kıvrak alırım yine can yapar kaçarım. Aynen. Ya Dead da çok iyi bir kombinasyon. Onun dışında Dead yoksa da iyi oluyor. Nasıl oluyor? İşte yaralısın, arkadaşını kaldırdın, dayanıklılığın var. Onun için body block alıyorsun. Ama tabii killer bunun süresini bekler. Çünkü e, ama beklerse de başka bir spota ulaşabilirsin. 10 saniye sürüyor çünkü. E, vurursa direkt başına kullanmak devre oluyor. İyi bir riskli. Şey olmaz yani. Riski çok yüksek. Evet, şey geldik. Garden of Joy. Bayağı zaten bir görmemiz gerekiyor. Çok yapacak bir şey yok ama ne demişler? Ya en azından bazıları için eğlenceli diyor Garden of Joy diyor. Hani sürekli ee, Godspot'ları ebüzleyen kişiler için. Main House özellikle. Oradaki pencereleri falan tekrar e, gözden geçirmişler. Ve bazı güçlü pencerelerin e, mesafe açmak için sorarlar tarafından sürekli kullanıldığını şey yapmışlar. E, ve bazı şeyleri, pencereleri tekrar gözden geçirmişler. Daha adil hale gelmesi için chase aslında. Ama yazmamışlar ne olduğunu. Ne yaptılar bilmiyorum Biraz yani. Ya bazı duvarlar eklemişler hızlı dolaşabilmen için falan. Evet bazı o e, çok e, adil Oynamadığın sürece adamlar 3 kere window'dan atlayabiliyor yani. Bir window'dan 3 kere atlıyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bence kesinlikle o şeydeki masa olan window'u kaldırmaları ya da yerini değiştirmeleri lazım. Bence iyi bir şey yapıyorlar şu an. Bazı palet şeylerini tekrar dengelemişler bu arada. Ee, daha yakın olma durumlarını elden geçirmişler. Katilin çevresinde falan e, takılırken. Onun dışında Red Forest var. Burada şeyi de unuttum. Ee, bu gereksiz cisimler var ya takılabildiğin çevrede. Evet. Onları da azaltmışlar. Hani Takılmayacaksın artık. Ya, yolda mesela saçma sapan tümsek vardı o kalkar umarım. Evet. Ya Keşke detaylı yazsalar ne bileyim işte Killer Shake'in yakında şöyle bir şey vardı kaldırdık veya farklı fotoğraflarla. Valorant mesela patchlerde çok güzel farklı farklı fotoğraflarla detaylı anlatıyor. Güzel olabilirmiş. Biraz yeni başladılar zaten bu e, yama notlarına özenmeye. Eskiden bu tarz şeyler de çok yoktu fotoğraf. Evet, Dümdüz evet. yazı yazıyorlardı. Mesela bak Edonlar, şuraya yaz, koy abi fotoğrafını koy. Ne olacak Edon'un? Görelim yani. Neyse yine de iyi bir adım. E, son olarak da Red Forest sürekli e, Survivor'lar tarafından tercih edilen maplerden birisi. Bayağı güçlü buradaki evde. Pencereler özellikle İç alt taraftaki dahil olmak üzere. Burada ne yapmışlar şimdi? İlk Hı, olarak şey diyor, boyut diyor, evet. Boyut olarak zaten en büyük map şey. Ee, ana yuvası bu. Yani Red bu map. ilk versiyonu, aynen. Hani Kaç bir tane versiyonu? Plugin, bir tane plugin mapi var, bir tane de Hunters'ın. İkisi de Red ha. Forest ama biri ana yuvası, biri bir şey tapınağıydı. Ha. Zaten ee... geri bildirimlerinizi şey yaptık diyor. Ee, hem map için, hem mapin e, tekrar oynanış açısından improve geliştirilmesi açısından gözden geçirdik diyor sizeını ayarlamışlar. Bu iki map oyundaki en büyük maplermiş. Behavior bunu kabul ediyor burada. Bazı evet. oynanış sorunları ortaya çıkartıyormuş bu. Eee survivor'ın çok fazla mapin bir ucundan diğer tarafına survivor'ları aramak için dolaşırken çok fazla vakit harcamasına sebep oluyormuş. Ve e, bu iki mapin de boyutunu azaltmışlar. Acaba ne kadar azalttılar? Hani mesela o Night'ın mapindeki gibi mi oldu? Merak ettiğim şey bu. Ve ikinci olarak palet loopların da e, çevresinde dolaşırken falan kolay hale getirmişler. Şöyle bir fotoğraf var ama buradan ne anlayabiliriz bilmiyorum. Basalım. Evet hiçbir şey anlamadık kaba. Ve bu kadar. Yani şeyde de 8 Kasım'da da deneyebiliyormuşuz. Evet 8 Kasım'da PTB geliyor. Official artık resmileşti. Zaten etkinlik 6 Kasım'da biteceği için şu anda Halloween event var devletin içerisinde. Dolayısıyla çakışmaması için erteleme durumuna geçtiler ve şu anda da 8 Kasım'da PTB gelecek. Saat kaçta geliyordu bu arada? 7 miydi 6 mıydı? 6 ee, Olması lazım. O zaman 8 Kasım'da PTV'yi deniyoruz değil mi? Twitch'te yayında hep beraber. Evet, yani. Ne oluyor, ne bitiyor? Ben özellikle Trickster'ı çok merak ettim. Onu söyleyeyim. Tabii yeni killer da geliyor değil mi bu PTB'ye? Aynen. Ya vallahi Bunlar bir evren yani şeyini bir çok seviyorum. ama. Evet. Hiç sızmıyor böyle çok hoş bir şey biliyor musun? LoL'de, Valorant'ta böyle abuk subuk sızmalar falan yaşanıyor sürekli. Yok. Kızma vardı aslında. Bu Elia'ya kadar kızma vardı ama sonrasında bir şekilde düzelttiler. Adamı buldular galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bulup tekmelediler mi? <laughs> Yoksa bundan önceki bütün katiller sızıyor oğlum. Valla ben çok takip etmedim, duymadım. Mesela hangi sızdı elinden önce? Ee, Knight sızdı, Skull Merchant sızdı, Dredge sızdı. Hepsi sızdı Singularity sızdı. Nasıl ya? Yani direkt böyle birkaç hafta önce ya da birkaç ay önce mi sızdı yoksa birkaç gün falan mı? Knight'in yani şövalye katil geleceğini iki ay öncesinden, 3 ay öncesinden biliyorduk. Doğru, hatır, bir evet, hafta öncesinden hatır, falan evet. tamamen gördük, galiba. İngilizce Süresinden emin değilim ama... Dredge'i görmüştük, evet. Dredge lobi ekranında sızdı. Bir gün öncesinden sızmıştı hatta. Hmm. Şu an katillerin hepsi de aklımda yok ama işte, böyle. O zaman teşekkür ederiz burada olduğunuz için. 18 dakikadır konuşuyormuşuz bu arada. Bu kadar oldu mu ya? <laughs> yani... Büyük sayılır bence bu update. Ama tabii değişme ihtimali de var şimdi. Ee, onu da tekrar söylemek lazım. Çünkü bunlar rahat durmayıp PTB'de özellikle oyuncuların e, tabiri caizse ağlamalarından sonra biraz değiştireceklerdir bir şeyleri. O kesin bilgi gibi bir şey geliyor bana. Yani mutlaka özellikle made ile alakalı çok ağlayan olacaktır. Bence onu dinlemeyeceklerdir çok ya. Bence de. Made for this değil de. Trickster'a mesela. Evet. Ne o bileyim, belki 8 az gelebilir ya da çok gelebilir. Ya da çok hızlı bıçak atar. Bir şeyler değişebilir bence Trickster'da. Eskiden çok ilgilenmiyorlardı ama. Hani PTB çıkarıyorlardı sonra. Aynı şekilde bizim server'a şey yapıyorlardı. Ama artık her PTB'de bir değişiklik oluyor. Ana server'lara gelirken. İlgileniyorlar bayağı yani o konuda. Ya genelde buff atıyorlar asıl survivor'a gelirken killer'lara, killer değişikliğine ama, bakalım. <laughs> evet. ATR olur artık yani net bir şekilde. Samara da mesela bayağı bir etkilendi o değişikliklerden sonra. Hala mesela birçok survivor şeyi yapmıyor. Oyun başladıktan sonra kaset alma işini yapmıyor e, habire TP atıyor adam ve stack kazanıyorlar. Sonrasında bakıyor diyor ki çok fazla ilerlemem oldu kaset alayım. Heh kaset aldığı zaman da çok geç oluyor. Bir mouse bir yiyip iki stack de oradan alıyor hop mor yeme durumuna geçiyor. Genelde böyle oluyor survivorlar. Aslında normal olan şey. E, oyun başlar kaset alırsın. Killer zaten bir kişiyi kovalayabilir en fazla. Hani maksimum bir kişiye vurur o da iki stack'ini alır. Onun dışındakiler stack ilerlemesi almaz TP'lerden. Eskiden çok kötüydü. ışınlanıyordun yakınında televizyon varsa stek alıyordu o kişi. Ama şu an global olduğu için early game'de kaset almak çok önemli. Hatta ilk rework geldiği zaman bu ne olmuş böyle STR olmuş çok güçlü, nerf'den bile güçlü, nasıl böyle olur, behavior ne yaptı, böyle şeyler söyleyenler vardı. Ama tabii oynamayı bilmek lazım. Orada o kaseti almalısın oyun başladığı gibi. Yoksa adam cezalandırıyor seni yani. Ya killer'lara düzgün bufflar atmaya başladılar o yönden. <laughs> Gayet güzel ilerliyor ya bence. Ya Trapper ama çok Freddy... yetersiz kaldı. Bir hız verdiler Trapper'a. Trapper yani evet ama bence o kadar da şey değil ya. Okey bence. Hani hal, ya yani karakterin kiti bakımından sıkıntılı bence Trapper. Tabii ya tabii. bir de şey olarak bufflamıyorlar hani LoL'de de zaten böyle bir şey var. Böyle küçük elo'da yani düşük elo'larda şey oluyor. Çok baskın oluyor bir katil. Ama yüksek yolda hiçbir şey yapamıyor. O zaman buff'larsan düşük elo'yu iyice eziyor falan. Hı. Hmm. Öyle sorunlar. Ya şu Böyle an... Freddy'nin buff'lanmamın sebebi mesela o. Freddy'yi bir görsünler. Ben şu an onu istiyorum sadece. Leroy'u doğrulamışlardı bir tane şeyde, soru cevapta. Evet, evet. Ama Geçenlerde şey dediler ama, önceliklerimiz değişti, tekrar ele alacağız uygun bir zaman diliminde falan demişlerdi. En i̇şte güzel bilgi o şu an Freddy için. Allah bilir ne zaman. <laughs> Bu yıl bitmeden olmaz bence. E tabi ben 2024'ün yarısında falan hatta herhalde yani. Öyle bir şey bekliyorum. Evet, Geçen yıl söyledikleri Twin Strike bile daha şeyde gelecek dediler. 2024'te gelecek Nasıl dedi. bir şey olacağı belli mi mesela Twins'in? Böyle çok baştan aşağı reworklemeyeceklerini söylemişlerdi sanırım. Hmm. memnunlar yani şu anki gameplay kitinden falan. Evet gameplay'ini öyle aşırı değiştirmeyecekler. Ama sorunlarını azaltacaklar sanırım. Bunu sadece edonlar vasıtasıyla yaparlarsa biraz hayal kırıklığı olabilir ya. Biraz Yok, dokunmaları sanmıyorum. lazım bir miktar karaktere. Zaten karakterin sorunu birazcık edonların açıyor yani. Çok hantal olması falan gibi bir şey. Şu an <laughs> iki tane edon var abi. İkisi de Viktor'a hız veren edonlar. Herkes onları oynamak istiyor. Onun dışında çok tercih etmiyorlar. Bazı kişiler şey yapıyor işte. Victor'un punch'ıyla beraber eşya düşürme edonu var bir tane. Onu tercih edenler var. Onun dışında pek görmüyorum. Abi genel olarak katili tercih etmiyorlar. Birazcık sorun orada başlıyor zaten. <laughs> Şu an oyunun en az oynanan katili sanırım. Evet öyle oldu. i̇nsanlar görünce şaşırıyor. Falan gördüm. Yok artık. Bugüne Gerçekten kadar dedin 2-3 yıl içinde mi? Evet ve 1000 saatim var oyunda hani. O zaman YouTube'da izleyenlere de sorayım. Twins'i bu zamana kadar kaç kere gördünüz? Hangi zaman aralığında görüyorsunuz? Onu da yazın. Çok merak ettim. Madem öyle. Ya çünkü ben sürekli oynuyorum. Herhalde ben oynadığımda da şey diyorlar. Aa Twins geldi. Twins bu nasıl oynanıyordu lan karşısında falan. Herhalde öyle muhabbetler dönüyor o zaman. Hani bana da çok yani ben... denk gelmedi de bir 5-10 on... olmuştur herhalde. 5-10 olmuştur yani benim ama az yani. ya <laughs> yani ha şimdi ya Wesker geliyor ya Blight geliyor ya Huntress geliyor. Arada Genelde Nurse bu geliyor. Üçü. Arada bir Nurse atıyor aynen. Çünkü Genelde deliriyorlar. Bu karakterler. Mesela Borlar bu, bu ayılı skin var ya Trapper'ın. O çok iyi O biraz, o biraz Trapper'ın oynanma şeyini yükseltti. Ama o da, o da birkaç aya şey olur yeri Normal bu tarz oynatılar. skinlerin gelmesi lazım bu arada oyuna Ben çok istiyorum. Hani farklı şeyler olsun. Bir skin aldığın zaman bu sadece senin karakterinin dış görünüşünü değiştirmemeli. Hele ki killer oynuyorsan sadece elini görüyorsun karakterin. Ne bileyim replik ekle, ya. efekt ekle, özel mori ekle. Tamamen karakterin temasının ötesinde bir şey yap, Trapper'ın Skin'i gibi. Her mesela, karaktere lazım bence. Tabi tabi. Bu tarz şeyler uğraşsalar zaten kozmetik satışları çok daha fazla olur. Burada yani Moris satmaya başlasalar gerçekten zengin olurlar ama yapmıyorlar. Çok var mı ki bu Mori... var ya. Ya Moris atabilirler. Onun dışında özelliği değişebilen katiller. mesela Hillbilly'nin testeresine Skin ekleyebilirler. Huntress'ın baltası değişebilir. Fırlattığı şey Yani tabi bunu bunu her evet her karaktere yapamazlar ama yapabil, yapılabilenlere yapılabilir bence. Peki şeyi sorayım. Friedie'ye birçok kişi soruyor. Niye skin yok diyor. Şimdi bu karakterin filmde sabit bir kıyafeti var. O yüzden mi gelemez skin? Ee, şeyden dolayı olması lazım. Belli bir tane hani Friedie'nin birden fazla filmi var ve Hepsinin lisansı farklı kişilerin elinde. Hmm. Bunun lisansını aldıkları Freddy'nin sahibi muhtemelen izin vermiyor farklı şeylerin olmasına. Figürlerinin olmasına veya o e, Freddy'nin giydiği farklı mesela kostümler falan varsa onlar farklı filmlerden olduğu için o lisansı kullanamıyorlar. Hmm. Peki bir ara şey demişlerdi ya. İşte Leatherface bir yere gitmiyor. O durumda lisansı bitmek üzereydi, yenilediler mi yoksa o bir sadece Teoriden falan mı ibaretti? O konuda da çok hatırlıyorum bir şeyler. Dost kişiler şey diye iddia ediyor, hani gerçekten öyle bir şey varmış ama sonrasında Yenilirler. Evet, yenilemişler falan gibi iddia ediyor ama gerçeği kimdir? bilir. Ama DB'de Leaks bu zamana kadar hatalı bilgi vermedi diye biliyorum ben. Yani Aynen, muhtemelen doğrudur kadar ama. Hatalı bilgi vermedi. Biz Ranger Things 2. E, chapter olayı yanlış çıktı. Patladı. Bir de hani iddiaları gelmiş. geçen yıl başında geliyor şeklindeydi değil mi? Aynen. Tamam patladı. Peki sizce gelebilir mi Stranger Things? İlerleyen dönemde. Ya dizinin yeni sezonları çıkıyor. Neden gelmesin Son ki? Son bir sezon daha gelecek diyorlar. Official olarak. Ya bence yani gelir ama Netflix itlik köpeklik yapıyor gibi <laughs> Ya gelebilir bence ama hani gelir mi? Ben sanmıyorum geri geleceğini. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şey bittikten sonra, dizi bittikten sonra, 1-2 yıldan sonra zaten çok fazla bu dizinin ya spin-off'unu yaparlar yapmazlarsa ölüp bitecek bir şey. Hani yeni bir şey gelmiyorsa o zaman içerisinde unutulabilir. Çok bir hayranlık besleyemez. O durumda ya biz bunu zaten üretmiyoruz yeni haline. Bari verelim. Bu adamlar değerlendirsin olabilir bence. Hatta o durumda Vecna'yı da getirebilirler. Veya son sezonda farklı bir şey devreye girer onu da getirebilirler. Elleri değmişken. Öyle düşünüyorum ben. Umarım da öyle olur. Yeni içerik güzel oluyor. Özellikle böyle çok popüler dizilerden, filmlerden. Benim o yönde bir beklentim var. Umarım getirirler. O zaman ufaktan kapatalım videoyu. Var mı ilave etmek istediğiniz bir şey son olarak? Yok yok. O zaman çok teşekkürler burada olduğunuz için. Youtube'dan izleyenler beğenin, yorum yapın. Ve şu Twins alakalı şeyi de özellikle merak ediyorum. Bu zamana kadar kaç defa Twins'e karşı oynadınız? Veya hiç de denk gelmeyen de olabilir. Onu yazın. Discord'a katılın. Twitch'te yayınlara gelin. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay.